Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Efendimizin hayatını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani dedesi Abdülmuttalip ellerini açmış ve Kabe'de dua etmişti ya, "Ya Rabbi bana 10 erkek evlat verirsen ahdim olsun birini sana kurban edeceğim" diye ve duası kabul edilmişti. Güçlü kuvvetli 10 oğlu oldu Abdülmuttalip'in. Tabi Zemzem kuyusunun yerinden çıkan o hazinelerle de varlıklı bir aile haline gelmişlerdi. Zaman geçti, evlatları büyüdü Abdülmuttalib'in ve bir gün kendisine verdiği söz hatırlatıldı. Abdülmuttalib çocuklarını etrafına topladı. Hadiseyi başından sonuna kadar anlatarak içlerinden birini verdiği söz üzerine Allah'a kurban etmesi gerektiğini söyledi. Çünkü gerçekten çok onurlu, verdiği sözü tutan, çok yürekli bir insandı Abdülmuttalip. Evlatlarının hiçbirisi itiraz etmediler sevgili çocuklar. Babalarına teslim oldular ve o dönemin adetlerine göre kura çekilmesi için Kabe'nin yanındaki kura memuruna doğru yola çıktılar. Her evladının isminin yazılı olduğu bir ok, o kura çekecek olan görevlinin önündeki kaba koyuldu. Ve o kap karıştırıldıktan sonra bir ok çıktı. Okun üzerinde en çok sevdiği oğlu olan Abdullah'ın ismi vardı. Yani Peygamber Efendimiz'in babası. Abdülmuttalib'in yüreği sızladı yine. Çünkü Abdullah'ın yüzü çok güzeldi. Ayrıca yüzünde kimsenin bir türlü anlam veremediği ama gördükleri zaman içlerini ısıtan, Abdullah'ı herkese sevdiren bir nur vardı, bir parıltı vardı böyle alnının ortasında yüzünü güzelleştiren. Gören herkes ona hayran oluyordu. Vakur, asil, terbiyeli ve çok dürüsttü Abdullah. Bu yüzden Abdülmuttalip diğer evlatlarının yanında Abdullah'ı çok seviyordu. Ancak verdiği bir söz vardı ve Abdülmuttalip sözünde duran bir insandı. Kabe'ye doğru yola çıktılar, sözünü yerine getirecekti. Çünkü çekilen kurra oklarında çok sevmesine rağmen Abdullah'ın ismi çıkmıştı. Ancak hemen Mekke'nin ileri gelenleri Abdülmuttalip'in önüne geçtiler ve bu işe mani olmak istediler. Dediler ki, "Ey Abdülmuttalip, sen asil bir insansın, sözü dinlenen bir insansın. Senin bir evladını kurban etmen, bizim de üzerimize böyle bir yükün yüklenmesine sebebiyet verir. Biz de evlatlarımızı kurban etmek zorunda kalırız. Biz buna rıza gösteremeyiz, böyle bir şey olmaz." Hatta Abdullah'ın dayısı öne atıldı. Bütün servetini, bütün varlığını Abdullah için verebileceğini, yeter ki kurban edilmemesi için ne gerekiyorsa yapabileceğini söyledi. Ama Abdülmuttalip söz vermişti. Nihayet içlerinden yine birisi dedi ki, "Ey Abdülmuttalip, Şam taraflarında bir kadın var, çok bilgili, alim bir kadın. Ona git, bu işi çözer." Bir umut. Abdülmuttalip hemen hazırlığını yaptı, Şam'a doğru yola çıktı. Medine'ye geldiklerinde söz konusu bu bilgili alim kadının Hayber tarafında olduğunu öğrendiler. Hemen atlarının başını Hayber'e doğru çevirdiler ve kadının yanına gittiler. Abdülmuttalip Abdullah'ı göstererek bütün hadiseyi özetledi, anlattı kadına. Kadın uzun süre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Abdullah'ın yüzüne baktı, baktı. Çok asil ve güzel bir delikanlı. Sonra döndü Abdülmuttalip'e şöyle sordu. "Sizin ülkenizde, sizin yaşadığınız yerde bir insanın diyeti ne kadardır?" Abdülmuttalip o günkü adetlere dayanarak 10 devedir dedi. "O zaman şöyle yapacaksınız" dedi kadın ve çözüm yolunu gösterdi. "Bir tarafa Abdullah'ı koyacaksınız, bir tarafa 10 deveyi koyacaksınız ve oklar içerisinden kurra çekeceksiniz. Kurra Abdullah'a çıkıncaya kadar çekmeye devam edeceksiniz. Çözüm budur."
Abdülmuttalip hemen Mekke'ye döndü ve bu çözümü oradaki halka anlattı. Bütün halk Kabe'nin önüne toplandı. Kurra okları hazırlandı. Oklardan birinin üzerine Abdullah'ın ismi, diğerinin üzerine develer yazıldı. Ve başlandı kurra çekilmeye. Birinci ok çekildi, Abdullah çıktı. 10 deve koydular. İkinci ok çekildi, yine Abdullah'ın ismi çıktı. 10 deve daha koydular. Üçüncü, dördüncü, beşinci oklar çekildi. Hep Abdullah'ın ismi çıkıyordu. Her seferinde Abdullah'ın ismi çıktıkça develerin tarafına 10 deve daha ekleniyordu. Nihayet develer 100'e ulaştı. Ve tekrar ok çekildi. Bu kez ok Abdullah'ın yerine develere çıkmıştı. Herkes çok sevindi. Çünkü Abdullah kurtulmuştu. Ancak Abdülmuttalip, "Benim gönlüm mutmain değil, kurra tekrarlansın," dedi. Ok memuru okları karıştırdı, tekrar çekti, yine develere çıktı. Bir kere daha çekildi, yine develere çıktı. Üç kez tekrarlanan bu son çekişin üçünde de develere çıkınca Abdullah kurtulmuş oldu. Böylece 100 deve kurban edildi sevgili çocuklar. Efendimizin babası Abdullah'ın yüzündeki nur herkesin dikkatini çekiyordu. O kadar güzel, o kadar farklı bir nurdu ki ve Abdullah'a öyle büyük bir güzellik katıyordu ki çevresinde bulunan bütün kadınlar bu güzelliğin karşısında hayran oluyor ve Abdullah ile evlenmek için bütün servetlerini onun ayaklarına sermeye hazır olduklarını söylüyorlardı. Ama vakur, edepli ve asil Abdullah hiçbirisine dönüp bakmıyor, işiyle gücüyle uğraşıyordu. Oğlunun evlilik çağına geldiğini gören Abdülmuttalip ona kız aramaya başladı. Nihayet Beni Zühre kabilesinden Abdümenaf'ın kızı Amine'ye talip oldu. Amine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek annesi olacaktı. Evlendiler, güzel bir düğün oldu. Herkes hayran hayran bu iki güzel çifte bakıyordu. Ancak çok ilginç bir hadise gerçekleşti. Evlendikten birkaç gün sonra Abdullah'ın yüzündeki o güzel nur kayboluverdi. Herkes şaşırmıştı. Eskisi gibi o güzel parıltıyı göremiyorlardı. Merak içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışanlar kısa bir süre sonra gerçeği gördüler. Nur Amine annemize geçmişti. Hazreti Abdullah'ın yüzündeki nur, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, Amine annemizin yüzünde belirmişti. Evlendikten bir ay sonra, Efendimizin babası Abdullah, ticaret için Şam'a doğru yola çıktı. Çok güzel bir ticaret kervanı ayarlamıştı. Mallarının hepsini sattı, karlı alışverişler yaptı ve tekrar Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak Medine'ye geldiğinde rahatsızlandı. Dayılarının yanında kaldı. Kervan yoluna devam ederek Mekke'ye geldi. Babası Abdülmuttalip, Abdullah'ın hastalandığını öğrenince çok üzülmüştü. Çünkü onu çok seviyordu. Hemen oğlu Haris'i görevlendirdi ve Abdullah'ın yanına gitmesi için ona emir verdi. Haris, hasta kardeşinin yanına gitmek üzere aceleyle yola çıktı ancak yetişemedi. O gidemeden Abdullah hayata gözlerini yummuştu. Haber Mekke'ye geldiğinde babası çok üzüldü. Günlerce evinden çıkmadı, meyus ve mükedder bir vaziyette içine kapandı. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetmişti. Bu büyük bir hikmetti. Bu hikmetin, bu güzelliğin sebebi ilerleyen yıllarda daha güzel anlaşılacaktı. Ve vakti saati gelince, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etti, insanlığı şereflendirdi. Peki doğumunda ne mi oldu? Öyle acayip olaylar oluyor ki çocuklar,
okudukça tüylerim diken diken oluyor, biliyor musunuz? Ama bunu bir sonraki bölümde paylaşacağım sizlerle. Neler olmuş neler peygamberimiz doğduğunda, biliyor musunuz? Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.